Kardeşlerim, denizin dalgaları gibi ümmetin üstüne üstüne gelen ve sahabenin çok korktuğu bu fitnelerden sakınmanın birinci yolu, sürekli bir şekilde fitnelerin şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaktır. Fitnelerin şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaktır. Çünkü hiçbir şey Allah'ın insanı koruduğu gibi koruyamaz. Ve hiçbir şey fitnelerde Allah'ın insana yardımı gibi insana yardımcı olamaz. Onun için Allah Resulü sahabesine ne diyordu? تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Fitnelerin açığa çıkan ve gizli kalanından Allah'a sığının diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste her farz namazın akabinde teşehhüdü bitirdiğimiz zaman şu dört şeyden Allah'a sığınmamızı istiyor. Diyor ki اِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ Sizden biri son teşehhüdünü okuduğunda, namazını bitirdiğinde selam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığınsın. مِنْ عَذَابِ cehennem, cehennemin azabından. مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ kabrin azabından. مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَمَمَاتِ hayatın ve ölümün fitnesinden. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ve Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınsın. Yani sen her namazını bitirdikten sonra Arapça biliyorsan Arapça Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve a'udhu bike min azabil kabr ve a'udhu bike min fitnetil mahya ve memat ve a'udhu bike min fitnetil Mesih'i Deccal diyeceksin. Bilmiyorsan Allah'ım cehennemin azabından, kabrin azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Deccal'ın fitnesinden sana sığınıyorum diye alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınacaksın. Kardeşlerim, Huzeyfe ve Ebu Hureyre, iki sahabeden de naklediliyor bu söyleyeceğim söz. Diyorlar ki, öyle fitneler vardır ki insanın başına geldiğinde denizde boğulan adamın Allah'a yakarışı gibi duadan başka hiçbir şey insanı o fitneden kurtaramaz. Denizde boğulan adam Allah'a nasıl dua eder? Bütün sebepler tükendiği ve Allah'tan başka nida edeceği hiçbir varlık kalmadığından dolayı böyle yüreğinin en derinliklerinden bütün benliğiyle Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Allah'ım beni buradan kurtar der. Diyorlar ki fitneler insanın başına geldiğinde ancak bu şekilde Allah'a dua eder ve fitnelerden sakınırsa Allah Azze ve Celle onu korur. Abdullah İbni Amr İbni Rabia, bu sahabenin oğlu Abdullah, diyor ki Osman radıyallahu anh döneminde fitneler oldu. İnsanlardan bir grup Osman radıyallahu anh'ın karşısına dikildi. Onu istemiyorlar. Bir grup Osman radıyallahu anh'ı destekliyor. Medine'de bir fitne var. Benim babam diyor, peygamberin sahabelerinden bir tanesi, o gece uyandı ve namaz kıldı. Allah azze ve celle'ye şöyle dua etti. Allah'ım dedi, salih olan kullarını fitnelerden nasıl koruyorsan, beni de fitnelerden aynı şekilde koru dedi. Vallahi sabaha cenazesi evden çıktı diyor. Allah azze ve celle onun o fitnelere bulaşmasını istemediğinden dolayı kulunun canını, bu sahabenin canını hiç fitnelere bulaşmadan alıyor. Biz de kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği gibi diyelim ki وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَقْبِدْنَا اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ Allah'ım bir kavim için fitne dilersen bizi fitneye uğramadan vefat ettirdiklerinden eyle. Hiç o fitneye bulaşmadan senin katına ulaşanlardan eyle. Kardeşlerim, içinizden bu zikretmiş olduğum fitnelerden veya burada konuşmadığımız fitnelerden bir tanesine bulaşmış olan kimse varsa sürekli Allah'a özel olarak bu fitneden korunmak ve sakınmak için dua etsin. Yok hayatında bir fitne görmüyorsa bir insan da umumi olaraktan yaşanmış ve yaşanacak olan bütün fitnelerden insan Allah Azze ve Celle'ye dua etsin. Allah Azze ve Celle'ye yönelsin inşallah.